Evet, biraz daha doğumum, biliyorsunuz yani Köln'de yaşayıp ya da Avrupa'da yaşayıp Almanya'ya gelip Dom Kilisesi'ni herhalde görmeyeni yoktu. O yüzden sevgili Ali ile birlikte biraz daha buraları geziyoruz şu anda. Yani Avrupa'daki yaşamdan bahsederken mutlaka bizler Avrupa'yı gezdiğimiz zaman Avrupa'nın bazı önemli yerlerini, nasıl ki hani Paris'e gittiğimiz zaman Eiffel Kulesi'ne gidiyoruz ya, işte Ali ile Köln'de de buluştuğumuz zaman dedik şöyle bir Dom'un etrafında da bir tur atalım, sohbetimize öyle devam edelim. Sen ilk burayı gördüğünde neler hissettin Ali? Böyle büyük geliyor mu kocaman böyle baktığın zaman? Ya tabii aslında yani düşünün çok tarihi sanatsal bir arkadaşlar, herkese merhaba. Avrupa'da yaşam programına hoş geldiniz. Bu benim ilk programım olacak. Aslında çoktandır tasarladım, planlarını yaptım. Bir programın başlangıcını değerli bir insanla yapacağım. Yıllardır sesini çok beğeniyle izlediğimiz, dinlediğimiz, aslında Türkiye'deyken Komu Agirejian ismiyle ismini duyduğumuz, avazını, o müzik tınılarını, özellikle Adare parçasını aklımıza geldiği zaman Ali Jiyan aklımıza geliyor. Bugün sizlere Ali Jiyan'la birlikte şöyle Köln sokaklarını, Köln'deki güzel yerleri biraz dolaştık. Hem sürgünde yaşamı biraz konuşalım dedik Ali ile birlikte. Onun müzik çalışmalarına biraz değinelim. Yani artık Kürdistan'dan, Türkiye'den kopup buralara gelmek, buradaki yaşam nedir, nasıl gidiyor, neler yapıyor ki biliyoruz bu son dönemlerde yeni çalışmaları da var. Hem bu yeni çalışmaları konuşacağız hem kendisiyle. Gerçekten bakalım sürgünde bir sanatçının yaşamı nasıl devam ediyor? Yani sanatçılar sürgünde ne yiyor, ne içiyor, nasıl yaşıyorlar? Müzik çalışmalarını hangi şartlar altında devam ediyorlar, devam ettiriyorlar? Bütün bunları bugün Ali ile birlikte, Ali Jiyan'la birlikte, eskiden biz Komaj Agirejian olarak hitap ederdik. Şimdi artık Ali Jiyan olarak kendisine hitap edeceğiz. Yeni çalışmalarını dediğim gibi. Bakalım Ali Jiyan gerçekten Avrupa'da, Köln'de, Almanya'da neler yapıyor? Hep birlikte izleyelim. Ali, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi uzun zamandır aslında ara sıra görüşüyoruz. Fakat evet, epeyce bir zamanda biraz da Almanya dışına da çıktın. Şimdi yine Almanya'ya geldin. Almanya'da artık yaşıyorsun. Hadi Kürdistan'dan, işte Türkiye'den ayrıldın, geldin. Onun hasretlerini biraz sonra dile getireceksin. Ne yapıyorsun şimdi? Sen şu anda neler yapıyorsun, neler ediyorsun? Bir kısaca başlayalım. Ondan sonra biz tur atıp arkadaşlara peyderpey şey yapacağız. Ya aslında bu süreç böyle yaklaşık 2 yıldır başladı. Bir 6-7 ay İngiltere'de kaldım, biliyorsunuz. İngiltere'de kaldıktan sonra Türkiye'ye gittim. Tekrar bir 6-7 ay oradaydım. Sonra Almanya'ya gelme kararı aldım. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz süreç kendini çok gösteriyordu. Ben de Almanya'ya gelme kararı alınca... Yani temelleri attın mı artık Almanya'ya? Evet, evet. Almanya'ya gelme kararı alınca dedim Köln'e geleyim. Hem sanatın merkezi, hem müzik anlamında birçok arkadaşım, hı-hı, sanatçı arkadaşlarım, dostlarım da burada olduğu bir merkez. O nedenle Köln'ü seçtim. Yani sanatın, Kürtler açısından, evet, sanatın merkezi olduğu için. İyi, hoş geldin. O zaman biraz böyle Köln'ü, bu köprü möprüleri turlayalım. Hem sohbet ederiz hem arada müzik çalarız. Olur. Bakalım Köln'de neler yapıyorsun, neler edeceksin. Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Şimdi Ali, insan ne kadar güzel yerlerde dolaşsa, mesela işte dünya harikası gibi yerler görüyorsun. İşte evet, Renner'in tam yanı başındayız.
Havası güzel, yere baktığınız zaman tertemiz. Gerçekten İzmir'i bile göremiyorum. İnsanlar uyumlu, güzel. Ülkeyi arıyor musun gerçekten? Yani karşılaştırma yaptığın zaman insan yine kendi ülkesini arıyor değil mi? Sen ne söyleyeceksin? Ya tabii yani onca insan hakları ihlaline rağmen, onca zulme rağmen diyorsun yani sonuçta tüm sevenlerim, tüm arkadaşlarım, tüm dostlarım. Daha doğrusu oradaki ilişkilerde heyecan var, samimiyet var. Biraz da çünkü yani burada yok mu? O anlamda söylemiyorum. Burada da samimiyet ama var. Ama karşılaştırma yaptığınız zaman çok fark var. Evet, evet çok... burada da samimiyet var. Ama şöyle bir durum var. Gelirken de demin sohbet ederken de söyledim. Yani Avrupa'nın şöyle bir yanı var. Almanya özellikle çok sistematik bir şekilde insanlara işsiz bırakmıyor. Herkes bir işle uğraşmak zorunda. Yüreğine sağlık. Teşekkürler. Bu Arin İlkan yeni efendim, yeni albümde. Yeni albümde. Bunun söz müzik falan müzik ben yaptım. Bestesi, müzik bestesi bana ait. Söz yazarı da Rezi Demir. Rezi Demir biliyorsun müziğinde. Çok da sanatçı arkadaşımıza doğru. Da söz yazmış bir arkadaşımız. Doğru. Yok güzel, çok anlamlı, çok da duygusal bir eser gerçekten. Daha başka nasıl eserler var? Nasıl biraz kısaca bahsedersen. Ya daha çok moral ağırlıklı, böyle daha hareketli. Daha çok direnişi anlatan, simgeleyen şarkılardan oluşan bir albüm oldu. Yani yaptığım eserlerde, yaptığım şarkılarda, yaptığım albümde daha doğrusu aslında içime sindi yani, öyle söyleyebilirim. Yani çünkü bir de ben tek başıma yapmadım. Yani birçok arkadaştan destek aldım. Yani gerçekten bir çalışma kolektif olarak ortaya çıkarsa ister istemez daha bakış açısı daha geniş olabilir. Daha çok dinleyiciye ulaşabilir. Bundan sonra Ali Cihan ne yapacak? Hani müzikal anlamda çalışmalar devam edecek de. Hani demin ben sordum, yarada kaldı. Yani hani grup mu yapacaksın? Bundan sonra yok tek başına mı çalışıyorsun? Kolektif olarak bir araya geleceğiniz arkadaşlar mı olacak? Nasıl bir projen var mı öyle? Ya burada Ali Cihan olarak çalışacağım. Yani tek kendi ismimle çalışacağım. Ama tabii ki her çalışmayı ben tek başıma yapmıyorum. Yani ister istemez
Yarın öbür gün size de gelir. Mutlaka başlayayım. Adem Erbal, sözlü noktasında düşüncelerin nedir? Bana yardımcı olur musun? Ya da buna söz yazar mısın? Ya da katkın ne olabilir? Sanatçı zaten biraz öyle olmalı. Ve katkın ne olabilir? Beraber. Çok arkadaşımla bu şekilde diyalog geliştirmeye çalışıyorum. Yani bir şeyi yaparken başkalarının da katkısı olursa o hani diyebiliriz ya, yemek tek bir ürünle tatsız kalabilir ya da evet. İşte ne bileyim ona işte değişik şeyler de katmak gerekiyor. O nedenle gerçekten de diğer arkadaşlar hem tuzu oluyor hem biberi oluyor o işin. Evet. O şekilde güzelleşebilir. O şekilde tatlandırabiliriz. Peki şey sorayım o zaman. Hani tartışmalara sebep olacak şeyler şöyle de ben soruyorum. Evet. Mesela sanat camiası Avrupa'da çok geniş bir sanat camiası var gerçekten. Evet. Özellikle senin bulunduğun bölgede neredeyse Kürt sanatçıların %90'ı bu bölgelerde oturuyor. Evet. Bizim arkadaşlarımız, dostlarımız, değer verdiğimiz insanlardır. Nasıl sanat camiasıyla aran nasıl? Direkt sorayım ben. Aman aman bak. Ben soruyorum artık lazım cevap vereyim. Bir sen soru söyleyeceksin ona göre. Evet. Öyle bir soru sorayım. Hani şeyler ben neden şey anlamıyla evet, soruyorum. Yani kimseyi kötüleme değil. Yani vefa ben anlamında, arkadaşların birbirine yardımlaşma temelinde, sanat anlamda. Bütün ben şöyle bakıyorum olaya. Dinleyicisi olan, sevenleri olan ve Kürt müziğine, sanatına emek vermiş bütün dostlar benim için değerlidir. Tüm sanatçı arkadaşlarım öyle. Ben hepsine değer gözüyle bakıyorum. Ama tabii ki ister istemez burada böyle eleştiri, öz eleştiri evet. Kültürü gerçekten de çok zayıflamış. Yani izleyiciler şimdi kesinlikle duymak istiyor. Ben söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi mesela ben gazeteciyim. Gazetecilerin dayanışması oluyor. İşte biri esnaf dayanışması olur. Ya da siyasetçilerin dayanışması olur. Şimdi biz mesela uzakta değiliz. Biz mutlaka sanatçı dayanışması da var. Evet. Sanatçı dayanışması var değil mi? Yani var. O anlamda bir problem yok. Yani gerçekten yani buradaki arkadaşlar müzikal olarak yani işimiz olarak şöyle söyleyeyim. Yapmamız gereken iş olarak paylaşım noktasında paylaşımcılar. Yani bir de ama ister istemez herkes kendi. Ya ben bu yaralarını deşeceğim, kusura bakma. Mesela genç arkadaşlar var bana çok gerçekten bu konuda böyle birebir yazan var, konuşan var. Evet. Ya diyorlar ki işte biz gençiz, genç sanatçıyız. Evet. Önümüzü kapatıyorlar, açmıyorlar. Bize yardımcı olmuyorlar. Buna inanıyor musun? Ya ben sen de gençsin yanlış anlama ama estağfurullah ben yani daha yeni böyle gerçekten 20-25 yaşlarında ben de yaşlandım. Ben de yaşlandım. Böyle ama şeyler şu, var yani eleştiriler var bu konuda. Şu şöyle bir gerçeklik var yani biz kurumlarımız içerisinde yeni yüzler artık insanlarımız da bütün toplumda hep bu eleştiriyi yapıyor. Artık yeni yüzler görmek istiyorlar. Yani izleyenler biz ben Avrupa'da yaşam diye hani dedim ya ilk programımdır yapıyorum. Belki programın artık sonuna doğru da gideceğiz. Normalde bu tür şeylerde konuk ilk başta tanıtılır. Ben tam farklı bir tarzla yaklaştım bu kez. Ben konu sonuna doğru artık yani şimdi diyeceğim ki ya Ali Cihan gerçekten kardeşim sen kimsin, nerelisin, nereden dünyaya geldin, nereye geldin? Yani kısaca bir seni bilmeyen, tanımayan insanlar varsa. Ya bizim var yani. Şöyle söyleyeyim, bizim kökenimiz Dersim'e dayanıyor. İşte Kormek, Dolan, Şadiyan aşiretlerinden oluşan Bingöl'e yerleşmiş, Kirya yerleşmiş, Karer dediğimiz bir bölge var. 10 tane köyün bir araya geldi. Vallahi sen lakabaymışsın ya. Neyse sen daha mı sonra biz tanıştık. İşte Karer denilen bir bölgede annem babam orada doğmuş, büyümüş. Sonraları babam işte 13-14 yaşında. Biliyorsunuz Bingöl'de daha sonraları, Bingöl eskiden Rençber Aziz döneminde biliyorsunuz evet. Komünist Rençber diye aynen. Komünistler, devrimcilerin yer aldığı yerler şimdi şeriatçıların mekanı olmuş evet. Durumda. O şeriatçıların geldiği dönemde babam da 13-14 yaşlarında okulda işte bunlar ayrımcılıkla bunlara saldırıyorlar. İşte bu da kaçıyor. İstanbul'a geliyor. Tabii ki ekonomik şartlar da üstünde etkili. Geliyor İstanbul'a 12-13 yaşlarında çalışmaya başlıyor. Sonra annemle tanışıyorlar. Onlar orada evleniyorlar. Sonra ben dünyaya geliyorum. İstanbul'da doğmuşum. Tabii benim kendi kültürüme, dilime bağlı kalmandaki bağlı kalmamdaki etken annemin sürekli aslında Kürtçe şarkılar dinletmesi. Mesela Hmeyberti'yi, Sıdöy Bahçe'yi. Evet. Bizim yörenin dengbezlerinden tutalım da.
İşte o dönemin şimdiki modern denkbezlerimiz, evet, modern sanatçılarımız dedim. İşte Şıvan'dır, Aram Kigan'dır, Civan Hacı'dır, Nizamettin'dir. Bunları dinleye dinleye büyüdük. Alevi kültürünün de etkisiyle Arif Sağ'dır, Berkıs Akkale'dir, bunların da Abdullah Papur'dur. Bunları da dinleyerek büyüdüm. Aynı zamanda dayılarım işte sol gelenekten gelme gelenekten oldukları evet. için, sol görüşlü oldukları için onlardan da derin şarkılarla büyüdüm. Evet. Tabii çocukluğumda aynı zamanda köyden gelen bizim yaşadığımız bölge, aslında ben Karer oraya taşındı diye düşünüyorum. Evet. Yani Bingöl Mahallesi denilen bir yerdi. Dengeciler gelmişti, gençler şarkılarını düğünlerde müziksiz dedim. Yani işte evet. böyle halaylarda enstrümansız yani, evet. Sade bir şekilde karşılıklı bir şekilde söylüyorlar. Mesela biz Nevalo'dur, Şemame'dir. O düğünlerden kalma kadın sesleriyle erkek Aynen. seslerinin aslında değişik farklı seslerden okunup bir armoni yaptıklarının evet. Farkına vararaktan biz de dedik bunlar armoni yapıyorlar. Yani birisi kadınlar kendi sesinden okuyor, erkekler kendi sesi ama evet. detone olmuyorlar ve tekrar aynı sese dönüyorlar. Doğru. İşin kötü tuhaf tarafı, evet. güzel tarafı daha doğrusu. Evet. Kendi seslerine dönüyor. Biz oradan esinlenerekten, o halaylardan esinlenerekten Nevalo'dur, Şemame'dir bizim kültürümüzde vardır. Biz kadınlar kendi sesinden söyler, erkekler evet. kendi seslerinden söyler. Bu şekilde sanatımıza, müziğimize ve mahalledeki dengbezlerden, annemden derken kendi dilim, kendi kültürümden büyüdüm ve bir Kürt sanatçısı olup çok yaşanma iyi, devam çok iyi edeyim. Olmuş. Ali Cihan'ı o tercih etti. Evet. O zaman sona doğru gitmiş ki artık şimdi bize böyle kısa iki tane şey söyle. Tüm maçalarını söylemeni istemiyor yeni eserlerinden çünkü olmazsın. Yani insanlar alsın hem katlasın evet. bunu hem dinlesinler. Hem zaten kendi YouTube kanalına da bunu şey yapıyorsun. O Zazaca şeyden istesen bir çok kısa bir kıta alayım. Gulam'ın mı? Yok. Yeni şeyden. Koy edersin Muzaffer. Aynen. şey yapabiliyorsan tabii, çok kısa alayım. Tabii. Onu bitirdikten sonra da ardından bir tane de sen bağlasın. Ben sana söylemeyeyim. Ben içimden seyircilerle vedalaşacağım. Ondan sonra ekranı sana bırakacağım. Değerli izleyenler, sevgili seyirciler, değerli arkadaşlar, ne dersek diyelim. Bu benim ilk programımdı. Avrupa'da Yaşam adında gerçekleştirdiğim ilk programdı. Mutlaka eksikler olmuştur. Çekimlerde bazı eksikler olabilir. Belki montajda da bazı eksikler olabilir. Vallahi yanımızda kameracılar falan yok. Benle Ali birlikte yola çıktık böyle köyde. Biraz da acıktık. Birazdan yemek yemeye gideceğiz. Onu da söyleyelim. Hani biraz böyle doğal olsun dedik. Doğayla baş başa. Umarım bir şeyler anlatabildik. Umarım sizlere Ali Cihan'ı kendimce anlatabildim. Başka bir yayında, başka bir arkadaşla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi Ali ile baş başa bırakıyorum sizleri. Urfa'dır ve Tino, Süverek Batman'ım.
edat bey her şeyin o koy edersin zafer zo düşmün rasar ede zo zerin urdum rayına edat bey bu berzo koy edersin zafer zo düşmün rasar ede zo zerin Garibe var gehdim, ezeyle mi?